dolar ne olacak sorusu çok soruluyor. Şimdi şu tabloyu bir daha getirelim, bakın. Kararı siz vereceksiniz aslında. Hani döviz çok uçar mı? Dolar 30 lira olur mu? Dolar 40 lira olur mu? Dolar 100 lira olur mu? Bakın, mekanizma, eğer devlet bu mekanizmadan çekilecekse, yani Mehmet Şimşek'in dediği gibi ben artık dövizi satarken, dövize işte dövizle ilgili işlemler yaparken şeffaf olacağım. Bunları kamuoyunun bilgisi dahilinde yapacağım. Arka kapı işlemler yapmayacağım. Piyasayı yönlendirmeyeceğim diyor ve bunu yapacaksa aslında bakmanız gereken şey, o da bir piyasa, arz ve talep dengesi. Yani siz eğer Türkiye'de önümüzdeki dönemde döviz talebinin, yani ithalattan kaynaklanan, tasarruf sahiplerinin talebinden, yabancı yatırımcının parasını alıp gitme isteğinin, eğer döviz arzından, yani ihracat gelirle dövizle, ihracatla gelen dövizden, turizmle gelen dövizden, yabancı yatırımcının ülkedeki işte ülkede fabrika kurmak ya da ülkedeki finansal varlıklara yatırım yapacağına dair daha fazla olacağını düşünüyorsanız işte ona göre bir karar verebilirsiniz. Mekanizma temelde böyle çalışıyor orta vadede, kısa vadede. Ha, Türkiye'de enflasyonun yüksek olması, Türk varlıklarının fiyatlarının düşeceği ya da işte Türkiye'nin bir ekonomik durgunluğa gireceği gibi böyle fikirlere sahipseniz yabancı yatırımcının daha az geleceğini, Türkiye'den çıkacağını düşünebilirsiniz. Turizm, bakın bu sezon iyi gidiyor. Eğer turizm gelirleri geçen seneden daha fazla olacaksa daha fazla piyasaya döviz gireceğini değerlendirebilirsiniz. O zaman daha stabil kalabilir dersiniz. Ama şu anda bu tabloda ithalat ihracattan fazla, tasarruf sahipleri döviz hala talep ediyorlar kur korumalı mevduata rağmen. Yabancı yatırımcı da henüz gelmiyor. Dolayısıyla hala ülke içerisindeki döviz talebi daha yüksek görünüyor. Ha, dengelenmeye başladığında, yabancı yatırımcı geldiğinde, turizm gelirleri arttığında o zaman fiyat bir istikrara kavuşacak. Zaten Mehmet Şimşek'in de anladığım kadarıyla ya da ekibinin de, yani bakan ve ekibinin de arzu ettiği şey bunların bir dengeye oturması. Türkiye'de hani biz ihracatı, ithalatın üzerine öyle yıllardır uğraşıyoruz, çıkmıyor işte. Ben üniversitede öğrenciyken daha ilk gün geldim. Biz birinci derste ekonomi hocasının söylediği şey şuydu. Ya işte Türkiye'nin ihracatının, ithalatının üzerine çıkması lazım. Rekabet gücünün artması lazım. 21 yıldır aynı şeyi anlatıyorlar. Olmuyor. Bakın hala ithalat, ihracattan yani çok daha yüksek. Bu denge oluşacak mı? Buna bakacaksınız. Ona göre kararı da siz vereceksiniz. Birileri size 30 olur der, 40 olur der, 50 der, 20'ye inecek, 10'a inecek der. Ama bakın tablo bu. Bunun ötesinde çok da böyle hani birkaç aylık vadede ne olacağına dair size fikir verebilecek şey yok. Bizler de analizi yaparken bunlara bakıyoruz zaten. O veriler de ortada. Şimdi karar sizin. Dolar 30 olur mu? Ben size sorayım. Devam edelim. Efendim, tabii insanın hayatı önemli. Hepimizin hayatları, bütün bu analizleri, bütün bu çalışmaları hayatlarımız için yapıyoruz. Bir değişim arzusu içerisindeyiz. Bir gelişim arzusu içerisindeyiz. Ama hepimizin değiştirmek isteyip de değiştiremediğimiz çok şey var. Neyi değiştiremiyorsun? Neyi değil? Hayallerimi, umutlarımı. Yani ülkenin durumu kötüye gidiyor. Biz de hayallerimizi ona göre planlamıştık, iyi olacağını umut etmiştik. Artık umutsuzluğa düştük, umutsuzluğu değiştiremiyoruz. Siyasette son haftaların anahtar kelimesi değişim. Bakanlar koltuklarını devrediyor, siyasi partilerde değişimden bahsediliyor. Peki Türkiye'de insanlar kendi hayatında en çok neyi değiştirmek istiyor? Sözcü Televizyonu sordu. Özellikle isteyip de değiştiremediğiniz bir şey var mı? Şu fiyatlar değişse... Yani alt başını gitti, oyra altı çıktı başını gitti. Ekonomiyi değiştiremiyoruz. O da bizim elimizde değil herhalde. Telefon. Niye değiştiremiyorsun? Bütçem yok şu an. Genci yaşlısı, kadını erkeği, 7'den 70'i herkesin derdi ekonomi. Neyi değiştiremiyorsun? Yani ekonomiyi değiştirmek isterdim. Çünkü birçok şeyimiz ekonomiye bağlı olduğu için yani evimizi, arabamızı ya da atıyorum telefonumuzu hiçbir şekilde değiştiremiyoruz yani ekonomik sebeplerden dolayı. Herhangi bir şey değiştirdiğimiz yok yani. Eskileri idare etmeye çalışıyoruz. Hiçbir şey değiştiremiyorum mu diyorsun? İmkansız bundan sonra yani. Bazılarına göre ise değişmesi gereken ilk şey eğitim sistemi. Türkiye'de zihin yapısını değiştiremiyoruz. Yani yıllar geçti, eğitim sistemi kötüye gidiyor. Neyi değiştiremiyorsunuz isteyip de? Türkiye'deki yönetimi. Değiştirmek istediğim, hiçbir şeyi değiştiremediğim gibi kendimi de değiştiremiyorum.